Muhteşem oldu gerçekten. Merhabalar arkadaşlar, ben Tülay. Tülay'dan İnciler kanalına hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlıyım arkadaşlar. Çünkü ben her videoda çok heyecanlıyım aslında. Çünkü sizlerin karşısına çıkmak, sizlere sunum yapmak. İnanın o kadar özeniyorum, o kadar araştırıyorum. En iyi sonuç veren videoları sizler için hazırlıyorum. En iyi sonuç veren kürleri sizler için hazırlıyorum arkadaşlar. Ve bugün muhteşem bir krem yapacağız. Bu kremi siz benden uzun zamandır bekliyorsunuz. Yaşlanma karşıtı bir krem yapacağız. Yaşlanmamızı geciktirecek, cildimizin kırışmasını engelleyecek, mevcut kırışıklıklarımızın açılmasına yardımcı olacak. Aynı zamanda cildimizi dış etkenlerden koruyacak. Biliyorsunuz güneşin şu an tam zamanı ve güneş cildimize çok zarar veriyor. Cildimizin en büyük düşmanı güneş arkadaşlar. Ve bugün güneşten de bizi koruyacak. Aynı zamanda cildimizi nemlendirecek. Gün içinde dilediğimiz kadar kullanabileceğimiz bir nemlendirici yapacağız. Yaşlanma karşıtı cildimizi koruyacak. Çok güzel bir krem yapacağız ve ben uzun zamandır bu kremi araştırıyorum. En iyi sonuç veren kürleri sizlerle paylaştığım için bu da onlardan bir tanesi arkadaşlar. Yakın zamanda bir gençlik serumu paylaştım. Yaşlanma karşıtı gençlik serumu. Bu serumu haftada 2 veya 3 gece kullanabiliyoruz. Ve benden sürekli istekleriniz şu doğrultudaydı. Biz bunu gece kullanıyoruz fakat gündüz ne kullanacağız cildimize? Gündüz de cildimizi onaran, cildimize bakım yapan, cildimizi nemlendiren, cildimizi koruyan bir krem istiyoruz bana söylediniz. Ve ben sizlerin isteklerini hiçbir zaman kırmıyorum arkadaşlar. Fakat uzun araştırma gerekiyor ve öncesinde benim deneyip sonuç almam gerekiyor sizlerle paylaştığım videoları. Sizlere asla sonuç vermeyen bir kür paylaşmıyorum arkadaşlar. Ve inanın hepinizi o kadar çok seviyorum ki, benim için o kadar değerlisiniz ki. Çünkü sizleri mutlu etmek istiyorum. Sizlerin benim paylaştığım videolardan fayda görmenizi istiyorum ve bana sizler güzel geri dönüşler yazdığınız zaman o kadar mutlu oluyorum ki bunu anlatamam arkadaşlar. Gerçekten çok mutlu oluyorum çünkü benim için hepiniz çok değerlisiniz, benim için çok özelsiniz. Yaşlanma karşıtı nemlendirici kremimizi yapmadan önce de bu videoyu beğenirseniz ben de çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi yaşlanma karşıtı kremimizi hazırlamaya başlayalım. Bu kremi benmari usulü yapacağımız için arkadaşlar çift kap kullanıyoruz bugün. Ve ikisi de ısıya dayanıklı kaplar olması gerekiyor. Kremlerimizi genelde cam veya porselen kaplarda yapmamız gerekiyor. Ve mutlaka tahta kaşık kullanmamız gerekiyor. Şimdi bu ayrıntıları geçtikten sonra kremimizi hazırlamaya başlayalım. Bugün shea butter yağı kullanacağız. Shea butter'ın biraz faydalarından bahsetmek istiyorum. Bunu normal günlük nemlendirici olarak da kullanabilirsiniz. Cilt kızarıklarına, cilt pişiklerine, güneş yanıklarına çok faydası olan bir krem bu. Güneşin yakıcı, rüzgarın kurutucu etkisinden koruma sağlıyor. Ciltteki lekelere ve kırışıklıklara çok iyi geliyor. Cildin esnekliğini koruyor. Shea butter'ın faydalarını saymakla bitiremem. Çünkü çok faydaları var. Bu yağ aktarlardan, eczanelerden, kozmetik marketlerden temin edebilirsiniz. Önemli olan sadece ne? Kalitesine güvendiğiniz bir marka olması gerekiyor arkadaşlar. Ve bal mumu kullanacağız. Bu doğal bal mumu. Doğal bal mumu bu şekilde sarı oluyor. Bunu da aktardan alabiliyorsunuz. Biz şimdi çok pahalı bir kremi çok ucuza elde edeceğiz. Ve çok güzel sonuçlar alacağız yapacağımız kremden. Shea butter'ımız var, bal mumumuz var. Üçüncü malzememiz de üzüm çekirdeği yağı. Şöyle ben paketini göstermek istiyorum. Üzüm çekirdeği yağı kullanacağız. Üzüm çekirdeği yağı en güçlü antioksidandır arkadaşlar. E vitamininden 50 kat, C vitamininden 20 kat daha güçlü bir antioksidandır. Antioksidan özelliğiyle cildimizi dışarıdan gelecek sigara, alkol, kirli hava gibi zararlı maddeleri yani serbest radikalleri etkisiz hale getiriyor. Antioksidan özelliğinin çok yüksek olması nedeniyle en güçlü yaşlanmayı geciktirme özelliğine sahip bu üzüm çekirdeği yağı arkadaşlar. Ve son olarak da gül suyu kullanacağız. 4 malzememiz var. Gül suyu da cildimizde mikrop öldürücü, cildimizi temizleyici, cilt tahrişini azaltan, cildin nemini koruyan ve cildi serinleten her cilt tipine uygun bir ürün. 1 çay kaşığı bal mumu kullanacağız. Şöyle ölçülerimi göstermek istiyorum. Bu 3 ölçüyü kullanacağız arkadaşlar. Çay kaşığı
tatlı kaşığı, yemek kaşığı. Almanı aşırı derece sert olduğu için rendeleyip de kullanırsınız. Küçük küçük parçalar halinde de kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı balmumu kullanacağım. Balmumu da cildimizi pürüzsüzleştiriyor, yağdan arındırıyor. Gördüğünüz gibi ufak ufak doğradım balmumunu. Önce bunu benmari usulü eriteceğim. Ve ikinci kabıma kaynar su boşaltacağım arkadaşlar. Önce balmumunu eritiyoruz ki sonrasında balmumu biraz zor eriyor arkadaşlar. Dilerseniz bu işlemi ocakta da yapabilirsiniz. Altındaki su kaynarken üstündeki balmumu daha çabuk eriyecektir. Balmum ocakta erirken kullandığım balmumu yaklaşık şu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz bu balmumundan daha nice kremler yapabiliriz arkadaşlar. Balmumunu ocaktan eritip getirdikten sonra altındaki su kaynar halde iken shea butter yağını ekliyoruz arkadaşlar. Tepeleme bir yemek kaşığı dolusu, gördüğünüz gibi tepeleme dolu. Shea butter yağını da erimiş balmumun üzerine ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Alttaki kabımızdaki kaynar su şu kremin yüksekliğine kadar gelmeli arkadaşlar ki bütün malzeme kolaylıkla eriyebilsin. Burada en önemli püf noktası kremimizi yaparken sürekli karıştırmamız gerekiyor. Bütün yağların birbiriyle iyice karıştığını, özleştiğini görene kadar karıştırmamız gerekiyor. Eğer bu sıcaklık yetmiyorsa bu işlemi ocağın üstünde de en kısık ateşte yapabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi şu anda tamamen tek bir yağ haline geldi. İkisi birbiriyle özleşti. Biraz daha karıştırmak istiyorum. Alttaki suyum kaynar hala. Çünkü biraz ocağa götürdüm, getirdim. Siz de şu görüntüyü alana kadar balmumu ve shea butter yağını karıştırmanız gerekiyor. Eritmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sıra geldi üzüm çekirdeği yağımıza eklemeye. Burada da tatlı kaşığı ölçüsü kullanacağız. Bunu da birer birer ekliyoruz. İki tatlı kaşığı kullanacağız. Yavaş yavaş ekliyoruz arkadaşlar. İkinci tatlı kaşığımı ekliyorum. Ve aynı zamanda da karıştırıyorum. Şimdi üç yağın tekrar birbiriyle özleşmesini sağlıyorum. Arkasına da gül suyumu ekleyeceğim. Gül suyunu yarım çay kaşığı kadar ekleyeceğiz. Şimdi gül suyunu ekleyeceğiz. Bu çay kaşığı ölçüsü. Gördüğünüz gibi yarım çay kaşığı, yaklaşık 10 damla kadar da gül suyu ekliyoruz ve gül suyunu damla damla damlatıyoruz. Damla kadar da gül suyu damlatıyoruz. Kremimizi yaparken özen göstermemiz gerekiyor biraz arkadaşlar ve bu şekilde soğuyana kadar karıştırıyoruz. Sanıyorum en sıkıntılı kısmı burası ama bir defa cildinize sürdükten sonraki hisleriniz bu sıkıntılarınızı unutturacaktır arkadaşlar. Hiç kimse yaşlanmak istemez, hiç kimse cildinin kırışmasını istemez. Kimyasal içerikli ürünler kullanmayı tercih etmiyorum arkadaşlar. Zaten dünyanın genelinde doğallığa karşı bir eğilim var. Herkes doğal ürünler kullanmak istiyor, doğal bakımlar yapmak istiyor. Biz neden yapmayalım? Yaşlanmaktan benim gibi korkuyorsanız bu kremi mutlaka kendinize hazırlayın arkadaşlar. Aynaya baktığınızda yüzünüzde, göz çevrenizde, ağız kenarlarınızda veya dudak çevrenizde, yanaklarınızda, yani yüzünüzün alnınızda neresinde olursa olsun kırışık görmeyi istemiyorsanız bu kremi siz de kendinize hazırlayabilirsiniz. Ne işe yaradığını bildiğimiz ürünleri kullanarak sağlıklı bir şekilde ve hesaplı bir şekilde ve kendimizin yaptığı verdiği bir mutluluk var arkadaşlar. Ben kendime her krem yapışımda mutlu oluyorum. Bu beni mutlu ediyor. Çünkü ben yapabiliyorum diyorum. Ben hazırlayabiliyorum. Ben neden buna gidip para vereyim? İçinde ne olduğunu bilmiyorum. Bir kez hazırlayıp 6 ay kullanabileceğimiz bir krem ve mutlaka buzdolabında saklamamız gerekiyor. Artık ben sıcak suyumdan çıkarıyorum. Kullandığımız malzemelerin birbirinden ayrılmaması için soğuyana kadar karıştırmamız gerekiyor. Ölçü almak adına mecburen metal kaşıkları kullandık. Fakat karıştırma aşamasında asla kullanmıyoruz. Gördüğünüz gibi koyulaşmaya başladı. Şimdi bunu bu şekildeyken ben böyle bir kozmetik kutum var, bir krem kutum var. Onun içine boşaltacağım. Ve karıştırmaya orada devam edeceğim. Çünkü artık iyice koyulaşmaya başladı. İyice donmaya başladıkça rengi de açılmaya başlıyor arkadaşlar. Ama beyaz bir krem olmuyor. Hafif sarımtırak bir krem oluyor.
Aslında renginin çok da önemi yok. Önemli olan yaptığı işlev arkadaşlar. Bu bizim cildimizi kırışmaya karşı koruyor. Mevcut kırışıklıklarımızı açıyor. Yaşlanmayla savaşıyor. Cildimizi dış etkenlerden koruyor arkadaşlar. Mevcutta kullandığınız bir güneş kreminiz varsa güneş kreminizin altına nemlendirici, güneş kreminizin üstüne de pudra sürerseniz güneşten cildinizi iki kat daha fazla korumuş oluyorsunuz arkadaşlar. Bunu da sizlerle bilgi amaçlı paylaşmak istedim. Ve kremim gitgide koyulaşıyor gördüğünüz gibi. Artık bu şekildeyken ben bunu buzdolabına koyacağım. Bir 10-15 dakika beklettikten sonra son halini hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar, buzdolabında biraz beklettikten sonra gördüğünüz gibi krem kıvamına geldi. Çok harika oldu. Buzdolabında saklayacağımız için buzdolabında dondurup size göstermek istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muhteşem bir şey oldu. Temizlediğimiz cildimize ince bir tabaka halinde sürüyoruz ve masaj yapıyoruz. Hafif yediriyoruz cildimize bu şekilde arkadaşlar. Ve sürdüğünüz anda nemi hissediyorsunuz. O yumuşaklığı hissediyorsunuz. Ve ışıldayan bir cilde, pürüzsüz bir cilde sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Ve eğer kokulu bir krem yapmak istiyorsanız en fazla 3 veya 4 damla sevdiğiniz esansiyel kokulardan ekleyip de hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, kremimizi yerine yerleştirelim ve videomuzu bitirelim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Gelecek videolarımdan haber almak isterseniz kanalıma abone olup zil simgesine basmayı unutmayın. Bildirimleri mutlaka açın ki arkadaşlar gelecek bu güzel videolardan haberiniz olsun. Hoşça kalın.